Biz geçmişte Irak ve Suriye sahasında bu havariş topluluğun vahşet ve cinayetlerine şahit oldu. Hatta şu mukayeseyi de yapmak lazım. Mesela düşünsenize 2010'larda bu havariş topluluğu Daesh ortaya çıktığı zaman öyle bir nefret kustu ki yeryüzünde, öyle bir kinle hareket etti ki, öyle bir vahşice davrandı ki dünyada İslam'a karşı büyük bir nefret oluştu. Hatta dikkat ederseniz o dönemlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Londra'da, Paris'te daha nice ülkelerin lağamlarından Kur'anlar çıkarılıyordu. O kadar insanlar İslam'ı araştırıyor. Hatta o dönemde CIA raporlarına yansımış bir şey vardı. Dünya coğrafyasında 1 milyar üzerinde Kur'an satın alındı. Dünya İslam'ı araştırıyor dediler. Ve bundan sonra bu azgın tekfiri hareket ortaya çıkıp hiç kimseye merhamet etmeyince önüne geleni katledip bir de fantaziyle öldürmek. Yani fantazilerle insan öldürmek nedir ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi böyle öldürmüş? Bunlar çok çirkin ölümler, öldürmeler, böyle gerçekten sünnete uymayan mahkumlara muameleler vesaire derken bir anda Amerikan ve CIA ve Mossad ve diğerlerine de bu konudaki güzel bir dezenformasyon mu diyoruz, ne diyoruz, bir çalışması neticesinde dünya bir anda İslam'dan nefret etti. Peki şu 45-50 günlük Gazze Savaşı'nda ve dünyanın tutumuna baktığımızda %100 değiştiğini. Neden? Çünkü bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cihat sanatıyla cihat ederse, İslam'ın kural ve kaidelerine uyarsa, mahkumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl merhamet ettiyse öyle merhamet ederse ve çıkan her insan esir olduğu insanlara sevgi besleyip onlarla akraba olursa doğal olarak İslam'a dünya döner. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihattaki kastı İslam'ı dünyaya yaymaktı. İnsan ve toplumları yok etmek değildi. O istiyordu ki dünyanın her tarafına Allah'ın vahyisi ulaşsın. O vahyin önündeki engellerle cihat farzdı. Hiçbir zaman toplumlara, halklara, kabilelere, kavimlere yönelik şey söz konusu değildir. Eğer biz güzel bakacak olursanız ayet-i kerimede bir Resul ve Nebiye esir almanın yakışmadığını söylüyor ayet-i kerime. Ama bakıyoruz ki sonraki süreçte savaşlarda hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esir almaya devam ediyor. Adam alıyor o ayeti diyor ki ya Resulullah Allah vahiy indirmiş demiş ki esir almayın. Hepsini öldürüyor. Ama biz bakıyoruz ki esir almaktan kasıt o dönemde Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulullah yani biz bu savaşta esir işini ticarete dökelim yani. Yakaladığımızdan fidye alalım. Biz bir iktisat çağlayalım. Yani devlete bir ekonomi oluşturalım. Hazreti Ömer diyor ki olur mu ya Resulullah biz müşriklerle küfürle açıkça savaşalım. Yakaladığımızı vuralım. Esir almak babıyla savaşmayalım. Yani böyle bir stratejiyle değil bununla savaşalım diyor. Sonuçta Allah-u Teala ayet indirerek asla asla bu şeyde ticari bir hesabın yapılmaması gerektiğini yapılıyorsa Allah'ın rızası gözetilerek kıyam ve cihat usulüyle savaşılması gerektiğini söylüyor. Oradan bunu çıkarıp buradan da bir tek insan ellerinden kurtulmayınca bence bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti değildir. Sünnet böyle bir şey değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esir aldı müşriklerin hayatlarına bakın sonra hepsi Müslüman oluyor. Çoğunluğu Müslüman oluyor. Yani içinde bir şeytani gırez olmayan, bir nefret hastalığı olmayan müşriklerin çoğu Müslümanların eline girdikten sonra İslam'la şerefleniyor. Sempati duymaya başlıyorlar. Müslümanların ahlakı, Müslümanların merhamet duyguları, nefret ve kinlerinin olmayışı, metanetli oluşları, ahlaklarının güzel oluşu, esirlere muameleleri, kölelere karşı tutumlarını gördükçe bunlar kendi kendilerine ya bu adamlar kötü değil ki biz bunlara niye karşı savaşıyoruz? Doğal olarak ne oldu? İslam bütün Arabistan'a yayıldı. Ve İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün Afrika, üst kıta sahanlığına, Kuzey Afrika'nın hepsine, sonra bugün Anadolu'ya, ta Ermenistan, Azerbaycan'a kadar, oradan Orta Asya'ya, ta Çin'e, Doğu Türkistan'a, Hindistan'a kadar İslam indi ve İslam gittiği yerlerde katliamlara yönelmedi. İslam gittiği yerde kendisiyle savaşılmayan hiçbir topluma zulmetmedi, hiçbirini asimile etmedi, hiçbirine din dayatmadı, hiçbirinin iradesine ket vurmadı, müdahale etmedi. İnançlarına, dinlerine saygı duydu. Bu da İslam'ı yaydı. İslam bütün toplumlara oturdu. Eğer ben bir kavimle savaşsam, bütün hepsini katletsem, benimle savaşmayanı da öldürsem, o bir nefret ve kin olarak kalır. Ve bu nefret ve kin İslam içerisinde bir nifak hareketi olarak ne olur? Karşıma çıkmaya başlar. Ama bakıyoruz ki
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cihadında bu yok. Onun için yani şunu iyi anlamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam gördüğü kaideler vardır. Mesela kim Müslümandır? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin soruyor. Cibril-i Emin soruyor. Ya Muhammed İslam nedir? İslam nedir diyor. El-İslamu en teşhede en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tuqimes salate ve tu'tiyez zekate ve tassummu ramadana ve tehaccul beyte in istata'tum ileyhi sabila diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir adam neyle İslam olur? Bak şimdi kriterler. Ama bu kriterleri kabul etmeyenler var. Bu kriter üzerine yaşayan bir adamı kafir, şirk ve müşriklikle itham eden Müslümanlar var. Çünkü bu Müslümanlar ne kadar semi'ina deseler de altından hasenay fi, bak ağızlarıyla demese fiilleriyle diyorlar. Peygamberi işitiyor ama itaat etmiyorlar. Sonuçta Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi Hazreti Musa'ya ne diyordu? Semi'ina, işittik ve asana, isyan ediyoruz, itaat etmiyoruz. Çünkü nefsimize, işimize gelmedi. Ama Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bir vasfı ve niteliği olarak verince ne diyor? Onlar semi'ina ve ta'ana, işittik ve itaat ediyoruz. Yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet bize ulaştığı zaman ve bu Buhari ve Müslim müttefikun aleyhi verdiği ve aynı kaza meşhur Cibril hadisidir. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki İslam nedir? O da diyor ki el-İslam. İslam şudur, nedir? Kelime şehadettir, sonra namazdır, sonra zekattır, sonra Ramazan orucudur, sonra hacca gitmektir, hac ve umre. Bu fiilleri yapan Müslümandır, İslam'dır, İslam dairesindedir. Bir insanın ona tabiri caizse küfür isnat edebilmesi için bu adamda mutlak fiili bir küfür fiili olması lazım. Bu fiilde kast olunan bazı İslam alimleri şöyle der. Allah'tan başkasına ibadet, Allah'tan başkasına kurban kesmek, Allah'tan başkasına secde etmek, Allahu Teala'ya tevhidini bozacak herhangi bir küfür fiilini bilerek kasti yapmasıdır diyorlar. Ama bunu şey yapmıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün 8'de verdiği sahih rivayette İslam'ın kesinlikle kelime şehadet olduğunu, sonra namaz olduğunu, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve hacca gitmek. Eğer yol bulursa, yani maddi ve manevi ve imkanlar el verirse bir de hayatında, ömründe bir defa ne yapması? Hacca gitmesidir diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bu Müslümanı bu şekilde. Başka rivayette umirtu en katilen nas hadisinde de namaz kılmak, zekat vermenin ve kelime-i şehadetin bir insanın kanının, canının, namusunun, arzının, her şeyinin Allah ve Resulü'nün zimmeti altına girmesi, emanı altına girmesi için yeterli bir kaide olduğunu söylüyor. Bu iş böyleyken zaten bize düşen bu konuda konuşmamak. Ancak bir kafiri fiil, fiilinde küfür. Ya bazılar diyor ki olur mu ya, tekfir diyor kafir içindir. Kafir için tekfir, kafir için değildir. Tekfir aslen görüntüde Müslüman olan ama kanaaten dinden çıkmış insanlar içindir. Ve bu cahilin işi değildir. Bazen sosyal medyada tekfir usulü dindir diyenler vardır. Veya dinin aslındandır diyen vardır. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam nitekim Ebu Davud'un Cihad 35'te 2535'te verdiği rivayette açık ve net olarak min aslul imani diyor. İmanın aslından olan üç kaideyi sayıyor ve diyor ki birincisi la ilahe illallah diyene saldırmamak. Bak dinin aslı buymuş ha. Tekfir etmek değildir. Tekfir dinin aslı değildir. Tekfir etmemek dinin aslıdır. Hadis bunu söylüyor. La ilahe illallah diyene saldırmamak, işlediği herhangi bir günah sebebiyle o kimseyi tekfir etmemek. Sahih hadis böyle diyor. Herhangi bir ameli sebebiyle İslam dışına onu atmamak. İki cihat, bu Allah'ın beni peygamber olarak gönderdiği günden bu ümmetin deccala karşı savaşacak, en son ferdine kadar ceryan edecek olan, kıyamete kadar hak ile batıl arasında ceryan edecek olan bir hakikattir. İmamın zalim olması veya adil olması ortadan onu kaldırmayacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncüsü de kadere imandır. Kader usulü dindendir. Mesela bazı topluluklar var, belki sosyal medyada biz karşılaşıyoruz. Adam kaderi inkar ediyor. Özellikle mealist deistler diyorum.
Yani müşrikler. Onlar şirk fiilini işliyor. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın tabiri caizse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği yetkiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi cahillikle, ilimsizlikle suçluyor veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini itibarsızlaştırıyor, onun yerine egosunu koyuyor. Kur'an'da kaderi açıkça dile getiren ayetleri de nefsine göre tevil ederek kader kavramını inkar ediyor. Bu da nedir? Allahu Teala'nın yerine kişinin tabiri caizse teşri etmesi ve Allah'a muhalefet etmesidir. Bu da elbette bir küfürdür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin aslı üçtür diyor. Birincisi diyor, La ilahe illallah diyen kimseyi tekfir etmemek, onun haricinde işlediği herhangi bir günah, bu günah kebair de olsa, en büyük günahlardan bir günah da olsa, onunla onu küfürle isnat etmemek ve herhangi bir şeyinden dolayı onu İslam'dan çıkarmamak diyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık ve net olarak bildirdiği bir kaide olarak söyleniyor. Onun için gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak bizi uyarmıştır. Bizim üzerimize düşen, mesela Ebu Hureyre'nin başkalarının da verdiği meşhur hadisin 15-20 ayrı rivayeti vardır. Bazen bir hadisi iki defa iki ayrı sahabeden okuyunca aynı sözü söylediklerini anlıyoruz ama aslında o hadisin aynı kişilerin farklı versiyonlarını, aynı hadisi farklı versiyonları görünce bu hadisin ne kadar sağlam, sahih ve sağlam kaynaklardan bize ulaştığının delilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Ta ki bu da Abdullah ibn Mes'ud ve diğerlerinin yoluyla gelen hadiste. Ta ki la ilahe illallah desinler, namaz kılsınlar, zekat versinler. Bunu yapanlar benden canlarını, mallarını, her şeylerini korunmuş olur. Artık onlar İslam'ın himayesi ve zimmeti altındadırlar. Eğer şeriata aykırı bir davranışları varsa müstesna, biz onlardan yana ne yapmayız? Onların hakkında hüsnü zannederiz diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Her kalplerinde olan şeyi de Allah'a bırakırız. Abdullah ibn Ömer, "Kale Abdullah, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buniyel İslamu alel khamsin" diyor. İslam binası beş şey üzerine kuruludur. Biz daha önce okuduk, bu farklı bir versiyonudur. Beş şey üzerine kuruludur diyor. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna. Ve ikamis salati ve namazı ikame etmek, ikame etmek derken hakkıyla namaz kılmak, namazlara riayet etmek. Ve aynı keza itaiz zekati ve zekatı vermek. Ve haccul beyti ve savmu ramadana diyor. Yani Kabe'yi tavaf etmek, hac etmek, umre yapmak ve Ramazan orucunu tutmak. Kim bu beş şeyi yaparsa İslam binası onun hayatında ayaktadır. Yani bir insan kelime şehadet getiriyor ve bu kelime şehadeti bozacak mutlak bir küfür fiili yoksa. Yani birileri kendince onları kafir yapabiliyor. Yani ben bana bile kafir diyen adamlara rastladım. Sırf adam birine kafir dedi, ben bu kafir değildir diyemezsin namazında, niyazında. Ben bu adamda bir küfür görmedim deyince kafire kafir demiyor. Kafirdir sen de kafirsin. Hadi Allah. O bırak yani. Dedim ki Allah'a hamdolsun ki Hudaya Teala şeriat naks diye istedi. Valla serime tamam et diye kutkır bunu. Çünkü insanın elinde Allahu Teala'nın tabiri caizse Allahu Teala'nın hükümranlık ve kanun koyma, insanları muhakeme etme, kıyamet günü mahşer meydanında, mizanda onları sorguya çekme. Allah hastır. Beşerin elinde olsaydı hiçbirimiz kurtulamazdık. Eğer Allahu Teala adalet terazisini bir beşerin eline verseydi vay halimize. Hele bir tekvirciye verseydi ama tek gümbürtüye giderdi.